Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere incecik hamuruyla tel tel ayrılan çok az malzemeli, çok da bereketli bir katmer tarifim var. Sadece 4 adet bezeden toplamda 11 tane katmer elde ediyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Katmerimizin ilk olarak hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabına 2 su bardağı suyumuzu alıyoruz. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Sıvı malzemelerimizin tamamını ekledikten sonra spatula ile karıştırıyoruz. İçerisindeki şekeri ve tuzu erittikten sonra unumuzu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağız. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir kısmını ekledikten sonra spatula ile karıştırıyorum. Hamur kıvamını aldıktan sonra tezgahı alarak güzelce yoğuracağım. Lütfen sizler bu aşamada ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık gösterebilir. Sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Ele yapışan yumuşaklıkta güzel bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi tezgah biraz un serperek hazırladım. hamuru tezgah alıyorum. Tabi bu tezgaha serptiğim ve sonradan eklediğim unla birlikte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Lütfen daha fazla kullanmayın. Aksi halde hamurunuz sert bir kıvama gelir. Tezgaha aldıktan sonra hızlıca hamurumu toparlıyorum. Yaklaşık olarak 2-3 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Böylelikle daha kaliteli ve özlü bir hamur elde ediyorum. Bunu her hamur işi tarifimde özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Gerçekten hamuru ne kadar çok ve ne kadar güzel yoğurursanız tarifiniz de ona bağlı olarak daha güzel olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi ele yapışan yumuşaklıkta güzel bir hamur hazırladım. Bu aşamadan sonra hamur kesme kartıyla yoğurmaya devam ediyorum. Hamur yoruldukça kıvamı çok daha güzel oluyor ve sıkız gibi bir kıvama geliyor. İstediğimiz kıvam tam olarak budur. 2-3 dakika boyunca güzelce yoğurdum ve artık hamurum hazır. Yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine düzelttikten sonra kapatıyorum ve yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Hamuru yarım saat boyunca dinlendirdim. Bu aşamada hamur iyice kendini saldı ve yumuşacık oldu. Şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Dinlendikçe hamurun kıvamı çok daha güzel oluyor. Şimdi tezgah çok az un serperek hamurumu tezgah alıyorum. Hamurumuzu 4 adet bezeye ayıracağız. Daha sonra bir 15 dakika daha dinlendireceğiz. 15 dakikanın sonunda hemen hamurlarımızı açmaya başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi tarifin malzemeleri oldukça az. Bu kadar az malzemeli bu kadar lezzetli bir katmer olur mu demeyin. Gerçekten çok güzel oluyor ve yiyen herkes tarifini mutlaka soruyor. Eminim sizler de denediğinizde tarifi çok beğeneceksiniz. Hamuru kenarlardan içeri doğru katlayarak toparlıyorum. En son üzerine bir miktar un serperek ters çeviriyorum. Hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra 4 eşit bezeye kesiyoruz. Hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için bu aşamada biraz un kullanabilirsiniz. Hamurları eşit bir şekilde kestikten sonra hemen yuvarlıyorum. Bezelerin tamamını yuvarladıktan sonra tabağa bolca un serpiyorum ve yuvarladığım bezeleri un serptiğim tabağa alıyorum. Hamurlar dinlenince kendini salacağı için tabağa yapışmasın diye bu aşamada bolca un kullanabilirsiniz. Bezelerimizin tamamını tabağa aldıktan sonra üzerlerine de bir miktar un serpiyoruz. Daha sonra hamurların üzerine biraz bastırıyorum ve hazırladığım tabağı temiz bir poşetin içerisine koyuyorum. Bu aşamada hamurlar lütfen hava almasın, üzerleri kabuk tutmasın. 15 dakika boyunca dinlendiriyorum. Hamurlar dinlenirken ben de aralarına süreceğim yağımı hazırlıyorum. 100 gram tereyağını erittim. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Hazırladığım yağı da kenara aldıktan sonra dinlenen bezelerimi açmaya başlıyorum. Hamurları açmak için un kullanıyoruz. Tezgaha biraz un aldıktan sonra dinlenen bezeyi tezgaha alıyorum. Kalan bezelerin üzerine tekrardan kapatıyorum ki kurumasın. Hamuru açmak için ben oklava kullanıyorum. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz fakat açtığınız hamurun oldukça ince olması gerekiyor. Buna dikkat edin lütfen. Hamurun kıvamı çok yumuşak ve güzel olduğu için kolaylıkla açılıyor. Hamuru açarken ufak tefek yırtılmalar olabilir. Şekli çok düzgün olmayabilir. Bunlara hiç takılmayın. Yeter ki açtığınız hamurun her yeri eşit incelikte olsun. Sizlere ne kadar kolay ve güzel açıldığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sadece oklavayı çevirmemle hamur kolay bir şekilde açılıyor. Tarifimde gerekli tüm detayları ve püf noktaları sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Hamuru ne kadar ince açarsanız katmerleriniz de o kadar tel tel ve güzel olur. Diğer kalan 3 adet bezemizi de aynı şekilde açacağız, kenara alacağız. Daha sonra açtığımız hamurları aralarına yağ sürerek üst üste koyacağız ve bu şekilde katmerlerimizi yapmış olacağız. Diğer hamurlarımı da açtım ve hazırladım. Şimdi ilk açtığım hamurun üzerine hazırladığım tereyağlı sıvı yağ karışımını sürüyorum. Hamurun üzerine yağı sürerken her yerine geldiğine lütfen emin olun. Kuru bir yer kalması halinde tel tel olmaz ve hamurlaşma olur. Elimle hamurun her yerine gelecek şekilde yağı güzelce sürüyorum. Yağı her yerine sürdükten sonra açtığım ikinci hamuru üzerine kapatıyorum. Kenarlarını da düzeltiyorum. Bütün işlemlerimiz aslında aynı 4 adet yufkayı aralarına yağ sürerek üst üste koyuyoruz. İkinci hamurun üzerine de her yerine yağ gelecek şekilde sürüyoruz. Daha sonra üçüncü hamuru da üzerine kapatıyorum. Kenarlarını eşitledikten sonra üçüncü yufkamızın her yerine gelecek şekilde yine yağımızı sürüyoruz. 3. katında her yerini yağladıktan sonra son açtığımız hamuru üzerine kapatıyoruz. Kenarlarını eşitledikten sonra hamuru kenarlardan çekiştirerek biraz daha inceltiyoruz. Bu yapmış olduğumuz işlem sayesinde hamurumuz daha da inceliyor ve haliyle katmerlerimiz de daha teltel tel oluyor. Hamurumuzu yeteri kadar açtıktan sonra kalan yağımızı her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Tarifi yapmak oldukça basit. Sadece birkaç aşamadan oluşuyor. Kalan yağı hamurun üzerine döktükten sonra elimle her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yağı her yerine sürdükten sonra ne çok gevşek ne de çok sıkı olmayacak şekilde hamuru rulo yapıyoruz. Bir uçtan diğer uca gelecek şekilde hamurumuzu rulo yapmaya devam ediyoruz. Hamuru rulo yaptıktan sonra tabağın içerisine alıyoruz. Daha sonra tabağımızı poşetin içerisine koyarak buzluğa kaldırıyoruz. Yarım saat boyunca dinlendiriyoruz. Bu süre zarfında içerisindeki yağ donmuş olacak. Yarım saat boyunca hamurumu dinlendirdim ve buzluktan çıkarttım. Bu süre zarfında içerisindeki yağ güzelce dondu. Tezgaha çok az un serperek hamuru tezgaha alıyorum. olarak ikiye kesiyorum ve sizlere şöyle bir içini göstermek istiyorum. Ne kadar kat kat olduğunu görebiliyorsunuz. Kestiğim bir parçayı kenara aldıktan sonra ikinci parçamızı tezgahımıza alıyoruz ve her yerini eşitliyoruz. Yaklaşık olarak 3 parmak genişliğinde kesiyoruz. Diğer kalan hamurumuzu da aynı şekilde keseceğiz. Daha sonra uç kısımlarını birleştirerek tepsimize alacağız. Kestiğim hamurun uç kısımlarını bu şekilde sıkıştırarak ortada büzüştürüyorum. Diğer hamurun ucunu da aynı şekilde sıkıştırarak ortada birleştiriyorum ve bu şekilde hazırlayıp un serptiğim tepsiye alıyorum. Bir kez daha göstermek istiyorum. Hamurun uç kısımlarını iyice elimde sıkıştırarak kapatıyorum. Diğer ucu da aynı şekilde ortada birleştiriyorum ve sıkıca kapatıyorum. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırladım ve tekrardan poşetin içerisine alarak yarım saat boyunca buzluğa kaldırıyorum. Yarım saatin sonunda hemen katmerlerimi açıp pişirmeye başlayacağım. Hamurlar yarım saat boyunca buzlukta bekledi ve çıkarttım. İyice dondular ve artık açılmaya hazırlar. Bu şekilde hazırladıktan sonra buzlukta bekletmemizin nedeni hamuru ve yağ güzelce bütünleşti ve içerisindeki yağ dondu. Yani açma esnasında kayma ve şeklinde bozulma olmayacak. Tezgaha çok az un alarak hamuru ilk olarak parmak uçlarımla bastırarak açıyorum. Bu aşamada biraz un kullanabilirsiniz. Daha sonra oklavayla hamuru yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıyorum. Açtığınız hamur ne kadar ince olursa katmerinizde o kadar güzel olur. Lütfen bunu unutmayın. Arada bir hamuru tezgahtan kaldırarak havalandırıyorum ve açmaya devam ediyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra pişiriyoruz. Tavayı ocağa aldım ve altını en yüksek ayara getirdim. Güzelce ısınan tavaya açtığımız hamuru koyuyoruz. Hamurun her yerinin eşit pişmesi için tavada gezdirerek pişirmenizi tavsiye ederim. Böylelikle her yeri güzelce pişmiş oluyor. Üzerinde hafif kabarcıklar çıkmaya başladığı an hemen ters çevirebilirsiniz. Yaklaşık 5-6 kez çevirerek pişirmeye devam ediyoruz pişirerek çevirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Böylelikle her yeri ve içi güzelce pişiyor. Hiçbir hamurlaşma olmuyor. Katmerin pişme aşamasını sizlerle paylaşıyorum. Hiçbir aşamasını atlamıyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel kabarıyor. Bu kabarması sayesinde içerisinde hiçbir hamurlaşma olmuyor ve gayet güzel pişiyor. Biraz önce de belirttiğim gibi birkaç kez çevirerek katmerimizi pişirmeye devam ediyoruz ve pişen katmerimizi hemen tabağa alıyoruz. Diğer katmerlerimizi de aynı şekilde açıyoruz ve hemen tavamıza koyarak birkaç kez çevirmenin sonucunda pişiriyoruz. Katmerlerin tamamını pişirdim ve hazırladım. Artık servise hazırlar. Pişirir pişirmez hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Ne kadar ince ve yumuşak olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Lavaş gibi oldu ve incecik oldu. Hamuru ne kadar ince açarsanız katmerleriniz o kadar güzel olur. Nasıl tel tel ayrıldığını, hiçbir hamurlaşma ve yapışma olmadığını görüyorsunuz. Sizlere de tavsiyem hem verdiğim malzemelere hem de verdiğim püf noktalarına lütfen dikkat edin. O zaman inanıyorum ki sizler de bu şekilde güzel sonuç alacaksınız. Sizlere daha detaylı göstermek istiyorum. Katları gördüğünüz gibi incecik. Hamur gerçekten çok güzeldi ve açması oldukça kolay oldu. Hem az malzemeli, hem pratik, hem de oldukça bereketli bir tarif. Üstelik çok da lezzetli. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu Beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.